Bu videomuzda tüm bilimsel gelişmelerin gücünü aldığı şeyden yani deneylerden söz edeceğiz. Hemen başlayalım. Çizdiğim şu çizgiyi insanlar olarak edindiğimiz temel bilgileri temsil ediyor olsun. Bu bir referans çizgisi. Şimdi, hayatta bazen ön sezlerimiz devreye girer ve içimden bir ses doğru olanın şu olduğunu söylüyor gibi cümleler kurarız. Ama bu cümleleri kurarken öne sürdüğümüz şeylerin doğruluğundan veya işe yarayıp yaramayacağından da emin değilizdir. Çünkü bundan ne kadar emin olabileceğimizi ölçmenin bir yolu yoktur. Tam da bu sebeple bu bilginin üzerine bir şeyler koymak imkansızdır. İşte bilimsel yöntem ve deneyler olmadan durum buydu. Ancak bunlar sayesinde günümüzde çok çeşitli konularda çeşitli hipotezler ortaya koyma, onları başından sonuna iyi tasarlanmış deneylerle doğrulama ve kanıtlama imkanını elde ettik. Hatta bu aşamadan sonra şunu bile diyebildik. Evet, madem ki bunun doğruluğunu kanıtladık, o zaman etraflıca bir deneyle belki şunun da doğru olduğunu bulabiliriz. Sonra onu bir başkası takip etti ve bu döngü böyle ilerledi. Deneyler tüm bu bilgi birikiminin oluşmasında, bilimin ve bilimsel düşüncenin ilerlemesinde yüzyıllarca çok büyük roller üstlendi. Bilimsel gelişmede böylesine önemli yeri olan deneylerin işte tam da bu yüzden çok iyi tasarlanmaları ve uygulanmaları gerekiyor. Çünkü bazen hesaba katılmayan unsurlar yüzünden ortaya hatalı sonuçlar çıkmış olabilir ve bu da yanılmamıza sebep olabilir. Böyle durumlarda hatanın nerede yapıldığı tespit edilir ve deney gözden geçirilmiş, eksikleri giderilmiş yeni haliyle tekrarlanır. Ve tam da bu noktada akla şöyle bir soru geliyor. Doğru, güvenilir sonuçlar ortaya koyan bir deney nasıl tasarlanır? Aslında bu tüm yönleriyle apayrı bir çalışma alanının konusu. Ve birazdan anlatacaklarım da bu alana bir giriş niteliğinde olacak. O halde hemen bir hipotez ortaya atarak başlayalım. Diyelim ki bir bitkinin taç yapraklarından yeni bir hap imal ettik. Hapımız şu olsun. İddiamız da şu. Bu hap koşma hızını arttırıyor. Şimdi, öncelikle bir hipotez test edilebilir olmalıdır. Dolayısıyla bir hipotez ortaya koyarken acaba bunu nasıl test ederim diye düşünmek gerek. Peki ama nasıl? Mesela şunu deneyelim. Bir grup koşucu atletin söz konusu hapı kullanmadan önceki ve kullandıktan sonraki 100 metre performanslarını karşılaştıralım. Hapı aldıktan sonra 100 metrelik mesafeyi daha kısa sürede koşuyorlarsa hipotezimiz doğru demektir. İsterseniz videoyu burada durdurun ve deneyimizin bu haliyle doğru sonuçlar verip vermeyeceğini biraz düşünün. Açıkçası deney bu haliyle biraz problemli gibi görünüyor. Mesela bu grubu baştan nasıl oluşturduk ki? Yani koşucuları nasıl seçtik? Dahası diyelim hapı kullandıktan sonra koşucuların performansı arttı. Ama bu performans artışı acaba gerçekten hap sayesinde mi oldu yoksa bilmediğimiz başka bir sebeple mi? Belki hapı alarak koştuklarında performanslarını arttıran farklı ayakkabılar kullanıyorlardı. Ya da belki o hafta daha iyi beslenmişlerdi. Belki de o gün hap aldıkları için kendilerini psikolojik olarak daha iyi hissediyorlardı. Bu psikolojik etkiye placebo etkisi deniyor. Yani eğer faydasını göreceğimize inandığımız bir şey kullanıyorsak, o şey içi boş bir hap bile olsa bazen gerçekten işe yarıyor. Öyleyse bu ve benzeri hatalı sonuçların ortaya çıkmasını nasıl engelleyebiliriz? Belki şöyle, koşucuları iki gruba ayırırız. Mesela şu ilk grubumuz olsun, bu da ikinci grup şimdi bu koşucuları bu iki farklı gruba rastgele almamız gerekiyor peki neden rastgele çünkü böyle yapmazsak performansı yüksek koşucuları farkında olmadan aynı grupta toplayabiliriz ki buna örtük yanlılık deniyor bu da gruplardan birini diğerine göre daha avantajlı hale getirir mesela zaten iyi koşanları hap vereceğimiz gruba koyabiliriz Evet. O yüzden bu kişileri gruplara rastgele koyuyoruz. Böylelikle bir kontrol grubumuz, bir de hap kullanan deney grubumuz ortaya çıkıyor. Şimdi performansları birkaç ay arayla test edilen bu iki gruba baktığımızda bu süre zarfında düzenli olarak hap kullanan şu ikinci grubun yani deney grubumuzun 100 metre koşusunda öncekine kıyasla daha yüksek performans sergilediğini görebiliriz. Fakat bir noktaya çok dikkat etmemiz lazım. Bu grup hap almış. Diğeri ise hiç hap almamışsa bu ikinci grupta plasibo etkisinden söz edilebilir. Çünkü bu gruptaki koşucular sırf hap aldıkları için kendilerini daha iyi koşmaya şartlandırmış olabilirler. O yüzden şu gruba da görünüş itibariyle ikinci gruba verdiğimiz hapların aynısı olan ama aslında boş olan haplardan vermeliyiz. Dikkat edeceğimiz ikinci nokta ise bu tür bilimsel deneylerde çift kör yöntemini uygulamak. Şöyle yazayım. Adından da anlaşılacağı gibi burada kör diye nitelenen iki taraf var. İlki deneye dahil edilen insanlar. Bu insanların hangi grupta olduğunu bilmemesi ve dolayısıyla hangi hapı aldığından habersiz olması gerekiyor. Çünkü örneğin bu gruptaki insanlara siz kontrol grubundasınız. O yüzden alacağını sapın içi boş dersek plasibo etkisi işe yaramayabilir. Yöntemdeki diğer kör tarafsa çünkü hatırlayın çift kör demiştik. Koşucuları gözlemleyen ve onların performansını ölçüp değerlendiren gözlemciler. Şuralara birer tane de gözlemci çizelim. İşte deneyi yürüten bu gözlemcilerin de hangi gruptan sorumlu olduklarını bilmemeleri gerekiyor. Eğer bilirlerse farkında olmadan gruptakilere bir takım yönlendirici ipuçları verebilirler. Peki. Yukarıda saydığımız her şeyi yerine getirdik ve güzel bir deney tasarladık diyelim. Bu tarafta 10 koşucudan oluşan bir grubumuz ve bu tarafta da yine 10 koşucudan oluşan diğer bir grubumuz var. 3 ay sonra buradaki arkadaşların koşma hızlarında %5'lik bir artış gözlemliyoruz. Diğer gruptaki arkadaşlarda ise %10 oranında bir hız artışı olmuş. Bu durumda sizce bu sonuçlar hipotezimizin doğruluğunu kanıtlıyor mu? Evet. Bu sonuçlar ilk bakışta gayet anlamlı ve cazip görünüyor olabilir. Fakat istatistik dediğimiz şey tam da bu noktada devreye giriyor. Çünkü Böyle bir sonuç tamamen şans eseri ortaya çıkmış da olabilir. Yani belki de hapın koşma hızını arttırmada hiçbir rolü yok. Belki rastgele seçtiğimiz koşuculardan fiziksel kondisyonlarını geliştirmeye daha yatkın olanlar şans eseri aynı grupta toplanmıştı. İşte tüm bunlar çıkarımsal istatistiğin konuları. İstatistik derslerinde bununla ilgili çok daha ayrıntılı örneklerle karşılaşabilirsiniz. Ama şimdilik bunu geçelim ve devam edelim. Evet. Böyle bir sonuç karşısında şu soruyu sorabiliriz. Hap'ın hiçbir işe yaramadığını varsayarsak şu sonucu 10 kişilik grup için elde etme olasılığımız nedir? Ya da bu ikisi arasındaki farkı elde etme olasılığımız nedir? Eğer olasılık çok düşükse o zaman hap'ın gerçekten de işe yaradığı sonucun çıkarmak mümkün. Bu bağlamda bir diğer önemli nokta deneyin tekrarlanabilir olması. Çünkü İyi bir iş ortaya koyduğumuza inansak da herkesin aynı inancı taşımasını bekleyemeyiz. Zaten bilim doğası gereği şüphecidir. Bazen çok iyi hazırlanıp uygulandığı düşünülen deneylerde bile yanlılık devreye girebilir. Örneğin gruplarımızı rastgele oluştursak da yalnızca belirli bir ülkede veya iklim şartları altında yaşayan bir gruba deney yapmış olabiliriz. Oysa Aynı deney farklı bir coğrafyada, farklı iklim ve çevre koşullarında yapılabilir ve farklı sonuçlar alınabilir. Bu durumda bizim bu fark için sunduğumuz açıklamanın aslında başka bir şeyden kaynaklandığını söyleyebilirler. Başka bir noktada şu: Deneyin ölçeği büyüdükçe, örneğin buradaki gruplara daha fazla denek dahil edildikçe, deneyin istatistiksel gücü artıyor. Hatta yalnızca sayı olarak daha fazla olmanın ötesinde deney daha kapsayıcı hale geldikçe, yani çeşitliliği ön planda tutup farklı kültürlere, farklı etnik yapılara, farklı coğrafyalara daha fazla yer verdikçe güvenilirliği de o oranda artıyor. Toparlayacak olursak bilimsel ilerlemenin yolu titizlikle hazırlanıp yürütülen deneylerden ve deneyleri birçok farklı açıdan değerlendirmekten geçiyor. Bu videoda anlattıklarım konunun yalnızca ana hatları ve daha çok detay var. Siz de belirli bir bilim alanında çalışmayı planlıyorsanız daha önce yapılmış deneyleri inceleyin ve deneyi yapanların bu noktalara dikkat edip etmediğini anlamaya çalışın. Bunu yaparken bazı deneylerin aslında ilk bakışta göründüğü kadar titizlikle hazırlanmamış ve uygulanmamış olduğunu görebilirsiniz.